için ikramiyeyi seninle paylaşacağını zaten biliyordum. Ne alaka? Evlenme teklif etmiş işte, aynı şey değil mi? Hatta çocuk hayatını paylaşmayı teklif etmiş. Ne dedin peki? Sizce? Vallahi ben senden her şeyi beklerim. Ay ben sizi evliyken hayal bile edemiyorum. Ben edebiliyorum vallahi. Hayatım ben geldim. Gel gel. Şu enginarları ayıklamama yardım et. Ya yine mi enginar ya? Hiç boşuna ayağını çizmek, kurtulamazsın. Bizim fast food zincirlerinden bir şey isteseydik. Ne fast food'u ya? Zaten karşıyım böyle şeylere. Sırf para kazanmak için milleti karbonhidrata boğuyorsunuz. Bu arada 2 saat sonra Greenpeace'in eylemine katılacağım. Bak, sakın yine tutuklanayım deme. Senin yüzünden şirketin hisseleri acayip değer kaybetti. Varsa yoksa iş. Bazen keşke şu ikramiye hiç çıkmasaydı diyorum. Haksızlık etme. O ikramiye hayatımızı değiştirdi. Benim değil canım, senin değiştirdi. Ben hala aynı Eren'im. Tayland'daki yaralı fil için hastaneyi satın aldığında öyle demiyordun ama. Ama çok şeker değil mi? Ayrıca içimde yatırımcı bir ruh var, ne yapayım? Yatırıyorum, yatırıyorum, bitmiyor. İyi, gel de şu yemeği bitirmeme yardım et bari. Kusura bakma Eren, maça gideceğim, hazırlanmam lazım. Maça mı? Ne maçı Barış ya? Yeni aldığım futbol takımının maçı. Real Madrid. Sen artık beni sevmiyorsun. Tabii ki seviyorum hayatım. Hatta diyebilirim ki hayatımdaki en mutlu gün seninle evlendiğim gün. Tabii Bill Gates'in hisselerini elinden aldığım günü saymazsak. Aşk olsun kızlar ya. Bu kadar da kötü olamaz. Ne sanıyorsun? Biz yine insaflı davrandık hadi. Sanki sizin durumunuz çok farklı olurdu. Farklı olurdu tabii. Bir kere ben çocuk istiyorum. Zeynep var ya kızım, ne çocuğu? Zeynep kesmez onu. Onlar ikisinin de hakkından gelebilecek bir bebek lazım. Şöyle zırlayan bir şey. Kızım anan gibisin. Hadi. Sezin hadi. Hadi Sezen. Ya niye ağlıyor bu Sezen hala ya? Bir bilsem. Hayatım, hastanede bunun için bir kullanma kılavuzu vermediklerine emin misin sen? Saçmalama Mert. Mağazadan televizyon mu alıyoruz ya? Ne bileyim ben. 10 aydır ağlamak için 1000 tane bahane buldu. Acıkıyor, mama veriyorum. Bu sefer gazı geliyor, gazını çıkartıyorum. Altına yapıyor. Altını değiştiriyorum. Yine acıkıyor. Of ya, ver bana ver. Erkek milleti işte, ne anlarsınız bebek bakmaktan? Oo, söylediklerine dikkat et. Ben erkekliğime laf ettirmem. Hem bana diyeceğine sen kendine bak. Daha doğduğu gün çocuğu kucağından düşürdün kadın. Heyecanlandın, ne var bunda? O günden beri çocuğun sesi kesilmedi be. Sürekli ağlıyor. Sabahın köründe dans provasına gitmem lazım. Öğlen kayıt var. Akşama da konser. Peki ben ne yapayım? Bebek doğdu. Besteler hayal oldu. Hiç bebeği bahane etme. Ne oluyor sabahın köründe? Sorma Organ Şeker. Gülçin ablanın kızı annesine özenmiş, durmadan bağırıyor. Bağırmak mı? Şimdi böyle mi oldu? Sesime ettiğin iltifatları ne çabuk unuttun? Ayrıca ben annesiysem sen de babasısın. Kızım herhalde vahiyle gökten inmedi bana. Yeter, çocuklar gibi kavga etmeyin. Ben kuzenimle ilgilenirim. Siz işinize bakın. Ya kızlar çok kötüsünüz ya. Hiç şikayet etme Gülçin. Bence çok gerçekçi oldu. Özellikle de doğduğu gibi bebeği elinden düşürmen. Öyle mi Yaşar Hanım? Senin durumun benden iyi mi oldu sanıyorsun? Beni karıştırmayın vallahi. Ben pas diyorum.
Yok öyle pasmaz. Ha? Yapma ya. Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Mesele bunlar. Kör talihin oklarına, sabanlarına karşı zihinde tahammül göstermek mi daha mertçe olur? Yoksa kaygıları durumuna karşı zihne tahammül göstermek mi daha mertçe olur diyeceksin? Of Korkut ya, 2 saatte bir repliği ezberleyemedin. Ne yapayım Yasemin? Sen varken aklıma bir şey girmiyor ki. O zaman niye beni çalıştır diye tutturuyorsun? Seninle birlikte olmak için hayatım. Korkut, biz evlendik. Artık birlikte yaşıyoruz. Evlenmek için 7 sene koşturmasaydın böyle olmazdı Yasemin. Ya bir balayı için 2 sene bekledik be hayatım. Bu arada bir daha gidelim mi? Ha? Yine Formula 1'e mi götüreceksin beni? Götüreyim mi? Hem bu hafta yarışlar nerede sen biliyor musun? Nerede? Ha, Paris'te. Hep bu yarışlarla kandırıyorsun beni. Hem belki balayına gidersek. Ne? Ay, balayında Formula 1 bize az geldi. Direkt nikahını piste mi kaydırsak? Aman ne komik ne komik. Dalga geçmesene ya. Seviyorum işte, ne var? Sorun da o ya Yasemin. Senin bu cümleyi Korkut için kurman lazım. Formula 1 için değil. Yarışı da seviyorum, Korkut'u da seviyorum. Şimdi gelelim sana. Ne? Ha. Evet canım. Son sıraya kalman yakayı kurtarabileceğini anlamına gelmez. Kızlar, saçmalamayın. Benim evlilik hayali kurabileceğim bir kimse yok. Emre var. Sakın, hayatta olmaz. Aa. Hayatta olmayabilir canım ama biz hayal kuruyoruz. Obsesif yine temizlik yapıyor ya. Fırça yemeyelim bari. Yüzük. Bu ne ya? Yüzük. Aşkım. Ben geldim. Al bakalım. Hiç gelmeseydin. İndir onları Emre. Tamam. Neredesin sen bu saate kadar? Seni beklerken sinirden evi 7 kere baştan aşağı temizledim. Temizleyecek bir şey kalmadı. Gülçin'i çağırdım, pislettirdim, baştan temizledim. Ha, setteydim. Çekimler uzun sürdü. Sonra da arkadaşlarla biraz kutladık. Emre saçmalama. O dizi biteli 5 sene oldu. Diyorum ne var? Biz hala umudumuzu kaybetmedik. Emre. Bunlar ne? Ne o? Gören de Birleşmiş Milletler Konseyi'nden geliyorsun zanneder. Maşallah her çeşit var. Ha o mu? Uykusu gelince Korkut biraz omzumda kestireyim dedi. Bir de parfüm falan sordu, öyle bir şey işte. Emre. Beni delirtme. Korkut ne zaman saçını uzatıp birazını sarıya? Birazını kızıla boyattı. Bir de kırmızı ruj sürdü. Ya Korkut'u bilmez misin? Her gün yeni bir numara buluyor. Boş versene. Gelsene şöyle biraz. Yeter. Daha fazla dayanamayacağım. Ben kızların evine gidiyorum. Dur. Bir kadeh viski ver, öyle git bari. Emir'in evi burası mı? Evet, buyurun. İmza istemeye geldiyseniz bitti, dükkan kapalı. Hayır, biz kendimizi imzalatacağız. Bari ayaklarınızı çıkartsaydınız ya. Daha yeni silmişti. Ya bak gördünüz mü? İyi ki arınmışım Emre'den. Ay abartmasana. Şurada azıcık eğleniyoruz yani. Sen eğlenebilirsin canım ama benim oturup panzerin kurtarmasına çalışmam gerekiyor. Aynen. Ne var? Ben de gireceğim sınava. Ay yok, Gülçin yani. Ya. 88 çaktı sınavdan. Olsun. Belki biraz daha yükseltirim notumu. Yok. Bu bursu kazanmayı kafasına koymuş. Aman sanki sen farklısın.
Evet ya, neden ben de girmiyorum ki? Aferin Cemre, uyuyan devi uyandırdın. Rakipler 1-2 oldu. Hadi hadi. Madem çalışacağız, saat kaç oldu, başlayalım. Hiç kaynatmaya kalkma Eren. Söyle bakalım, Barış'a ne cevap verdin? He. Deli misiniz ya? Yani sizce de evlenmek için biraz erken değil mi? Erken. Evet. Evet ama biz cevabını merak ediyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.